Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hiç çekmediğim bir video çekeceğim. Ne yapacağım? Resim yapacağım. Arkadaşlar bu arada nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bu arada resim konusunda bayağı iyiyim. Hadi başlayalım. Önce gördüğünüz gibi böyle bir tane böyle defter alalım. Kağıt da olabilir. Önce yaptıklarım resimlerimi göstereyim. Şu anlamsız şöyle bir şey çizdim şöyle. Abla kız. Ne çizdiğimi bilmiyorum ama çok tatlış bir şey yazmaya çalıştım. Şurada okuyabilirsiniz. Pastane çizdim. Merhaba diyor. Bu arada yazılarım gayet güzel. Pastel boya böyle gösterdi. İkinci resimde şöyle bir tane. Tamam kedicik. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bu arada şu şeyler işte süsleme parçacıkları. Şuraya bir şey yapmadım zaten. Bir tane yıldız çizdim. Şurada da en iyi arkadaşlar yazıyor. Şurada en arkadaşlar şu İlayda sınıf arkadaşım. Şu da benim. Neyse arkadaşlar hızla geçiyorum. Şurada çırtık pırtık bir tane kedi yaptım. Mektup kedisi. Şöyle bir tane salat yaptım. Renkli çember. Evet arkadaşlar hızlı hızlı. Hızlı yapıyorum. Bu da bir tane gemi. Şurada şöyle bir tane yetişken şeklinde tatlı bir tane şey. Şöyle göstereyim. Sonra şöyle bir tane kar küresi var. İşte. Şuralara bir şey çizmedim zaten boş arkadaşlar. Şuraya da kamp çadırı çizdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Şu da poket. Şu da ağaç. Arkadaşlar bu arada hiçbirisini Instagram'dan bakarak yapmadım. Kendim yapmayı denedim. Hiç Instagram'dan bakmaya çalışmadım. Arkadaşlarım. Şu an hiçbir tane resim göremiyorum arkadaşlar. Herhalde bu kadar. Öyleyse gelin buraya resim yapalım. Pastelle yapacağım. İlk siyahla başlayacağım. Çünkü çizim siyah olur değil mi? Önce ne çizelim diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Karpuz çizelim mi? Arkadaşlar buldum. Bütün meyveleri çizelim. Hadi başlıyorum. Önce ben karpuz. Yaz mevsiminde değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sonbahardayız ama geldi mi tam bilemiyoruz. Kış bitmedi gibi gözüküyor. Yarın hafta sonu kar yağacak arkadaşlar. Hafta sonu değildi. Değildi ve de 4 gün tatil olacak. Şöyle koyu yeşil ya da yeşille boyayabilirim. Ben koyu yeşil boyayacağım. Siz isterseniz açık yeşil de boyayabilirsiniz ama ben koyu yeşilsin. Size göre bu. Açık yeşil de yapabilirim. Ben koyu yeşil yapacağım. Şöyle boyayalım. Arkadaşlar muz yapmanın kolay yolu önce şöyle bir tane uzun C yapın. Kalp yarımı gibi. Sonra onu şöyle noktalarla hizalayın. Sonra şu noktayı şöyle şunda birleştirin. Ve de tatam uzunuz. Ben sarıya boyayacağım ama. Sarım kırıldı.
Arkadaşlar yanlışlıkla başlıyorum. Kaplarını sordum. Yanlışlıkla şöyle çıtladı arkadaşlar. Tabii de şunu koyacağım. Çünkü bunun ucu burada arkadaşlar. Hayır koyacağım. Arkadaşlar bu arada ben pastane de boyuyorum. İsterseniz başka işte keçeme, koşumlu boyayabilirsin onlarla da. Ya da mum boya. Ben pastane de boyayacağım. Şimdi ne yapalım? Kiraz yapalım. Arkadaşlar çok kiraz yapmayı çok iyi beceremiyorum. Şöyle yapacaksınız. Şöyle yapın. Şöyle yapın. Aslında çok kolay. Şöyle. Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Böyle boyayalım. Şöyle gözüksün size. Şöyle boyayalım. Arkadaşlar bu arada sesim kötü olabilir. Nezmeyim. Arkadaşlar. Soğuk benim kalemliğim düştü. Şimdi ne çizelim ne çizelim. Bilmiyorum ama şuna bir tane uç yapalım. Çilek! Hadi o zaman arkadaşlar. Üstelik çileği kim sevmez ki? Çok güzel çilek. Çilek sevenler aşağıya yorum yazsın. Ki ben kaç kişi çilek seviyor diyeyim. Herkes bu yazdığım meyvelerden hangisini seviyorsa yorumlara yazsın. Ben de o meyveleri daha çok yaparım. Farklı yönlerde de yaparım arkadaşlar bu arada. Şunu da söyleyeyim önce resmiye kadar. Neyse çileği yapalım. Şöyle çok kişi şöyle üçgen şeklinde yapıyor ama bu yanlış. Doğrusu şöyle yapacaksınız. O şekilde şöyle uzatıp birazcık. Sonra da şöyle yapalım. Şöyle sapçık yapın. Sonra nokta çizmeye başlayın. Biraz çirkin oldu ama değer. Çileğiniz hazır. Şimdi diyeceksiniz kış dolabı. Ya keşke yaz gelsin. Üstelik kar yağmıyor. Soğuk. Of ya diyeceksiniz. Arkadaşlar ama merak etmeyin. Çarşamba günü, perşembe günü, cumartesi, pazar günü. Yani 4 gün tatil olacak. Kar tatili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz çileğimizi yaptık. Ne yapalım başka arkadaşlar? Ananas yapalım değil mi? Şöyle büyük bir yer seçtim. Şu alanı seçtim. Şimdi siyah bir tane şey alalım arkadaşlar. Durun kolayını sıvayım önce. Evet arkadaşlar şimdi. Şöyle de boyayalım. Şimdi sarı alalım. Şimdi mutlaka şöyle görmelerini çizelim. Güzel arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Bravo. Evet arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar karpuzumuzu koyduk mu? Burada arkadaşlar. Şimdi nereye nasıl yapmadık ya? Arkadaşlar hatırladın bana. Elma ve de armut yapmadık. Önce elmayı yapalım çünkü elmayı sevenleriniz çok var. Arkadaşlar bu arada taşı çok yana sarfayı yapalım. Hop. Şimdi geliyor elmamız. Şöyle bir tane yuvarlak çizim. Yamuk çizmeniz önemli değil. Zaten yavaş yavaş alışır eliniz. Şöyle
şuraya gelsin arkadaşlar. Şöyle çekirdeklerini. Şöyle artık bastıralım. Sonra da elmanın kendisi. Hadi arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Güzel bir şey oldu değil mi? Birazcık öyle oldu ama elimizden geliyor. Güzel bir de elma attık arkadaşlar. Armut bence güzel yaparız. Birazcık yamuk oluyor. Birazcık yapamayız ama şöyle şöyle. Arkadaşlar, kısa bir ani şöyle kesiliş oldu ama şunları yapabildim arkadaşlar. Şöyle armut şöyle yaptım, böyle çizdim yaptım işte. Böyle sarıkları nasıl yaptınız derseniz, önce bastıra bastıra istediğiniz kadar boyayabilirsiniz. Ama birazcık boşluk bıraktım, kötü boyun diye demiyorum. Aralıklarını da sarıyla doldurun. Tata işte böyle oluyor. Arkadaşlar bu arada şuna da şöyle 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 şeyler ekleyip şöyle bir tane işte şöyle ne bileyim neydi onun adı? Neydi onun adı ya? Nar. Heh evet nar oluyor güzelce. Şöyle elma almışsınız. Zaten almıştık kalmışsınız. Bunları. Bu arada arkadaşlar şurada kivi şöyle yapmaya çalışmayın. Kivi birazcık yani şöyle olay oluyor. O yüzden şöyle yapın arkadaşlar kiviyi. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Bye bye.